İskenderun Belediyesi'nin davetlisi olarak İskenderun'a gelen yazar Hayati İnanç Kültür Sarayı'nda vatandaşlarla buluştu. Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen dinletiye vatandaşların yoğun ilgisi oldu. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Belediye olarak tüm görevlerimizi yerine getiriyoruz. Ancak bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Divan edebiyatını sevdiren adam, kendi deyimiyle Türkçeden Türkçe'ye tercüme eden Hayati İnanç'ı burada ağırlamaktan oldukça mutluyuz," dedi. Tabii ki belediye hizmetlerini aralıksız yapıyoruz. Ama ben bu işlerin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok kültürdü, sanattı, birçok etkinliklere imza atıyoruz. Ben şundan son derece mutluyum, biraz da üzgünüm. Böyle bir etkinliği düzenlediğimizde o kadar yoğun talep geldi ki demek ki bu salonlara sığmıyoruz. Çok daha büyük salonlar lazım. Şimdi birçok kıymetli hemşerimizi buraya sığmadığı için dışarıda tutuyoruz. İnşallah daha büyük salonlara İskenderunlu bir belediye başkanı olarak, İskenderunlular olarak sahip oluruz diyoruz. Çok daha nezih ve güzel ortamlarda sizlere bu tür etkinlikleri, bu tür söyleşileri dinletiriz diyorum. Ben katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Alkışlar arasında sahneye çıkan yazar Hayati İnanç, dünya ile ahiret arasında bulunan ince çizgiyi anlatırken önemli konuların bilgilerini de aktardı. Sayın Başkanım, muhterem protokol, ak saçlılar, yok saçlılar ve çok saçlılar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bundan 3 ay önce Makedonya'ya gittim. Makedonya'ya. Bir de torun götürdüm, görsün oraları falan diye. Makedonya'da Büyük İskender'in heykelini gördüm. Hakikaten heykelde büyük. Adam 36 yaşında mı ne öldü veya 34. Büyük yani. Nesi büyükse. İskender bu şehri kurdu 2300 küsur sene önce. Milattan önce 333. İskender'in şehri İskenderun. İlk adı Aleksandria. Heykeli Makedonya'da. Peki Çameli, Acıbayam, Denizli'yle ne alakası var? Acıbayam kaymakamı Şair Eşref İskender'le ilgili bir şiir yazdı. Yani deme gitsin. Ağarmış saçların bir dağ başında kare dönmüştür. O dağın damelinde gözlerim enhare dönmüştür. Tenimde cevheri can bir çekilmez bare dönmüştür. Bütün mu'yi siyahım bembeyaz ezhare dönmüştür. Çıkar ahır elinden bin yerinden bağlasan çember. Çıkar ahır muvakkattır eğer hükmeylesen dünyaya sertaser. Hayati İnanç'ın dinletisine yoğun ilgi olması nedeniyle salonun dışına da sinevizyon konuldu. İnsanlar toplanır. Hayati Bey nerede? Resim çektirelim. Demezler. Şöyle derler. Cenaze nerede? İsmini bile söylemezler. Çünkü isim oraya kadardı ve bitti. Hani nerede? Yatıyor. Bir kelime var Türkçe'de. Bunu kullanmasını bilen rahat. Hakime de hekime de işi düşmüyor. Fazla. Sihirli bir kelime. Ama ne derse az kullanıyoruz. Söyleyeyim mi nedir? Tek kelime. Haklısın. Tavsiye ederim. Eğer bu dünyada rahat yaşamak istiyorsan bu kelimeyi sıkça kullan. Yerli yersiz. Durup dururken de diyebilirsin ya. Haklısın. Sinirler gevşer. Kavga ihtimali kalkar. Rahat edersin. Peki en büyük tecrüben ne? Bu dünyada edindiğim en büyük tecrüben Hayati Bey. Söyle. Derseniz şu. Dünyada bazı şeyler çekici. Çekici gördüm ya. Eskiler cazip derlerdi. Yeni Türkçe çekici. Hani şu kamyon çeken araçları kastetmiyorum. Çekici. Peki en çekici olan ne? En çekici toprak çekiyor ve her gün fısıltıyla söylediği bir şey var. Mutlaka duymamız lazım. Toprağa kulak ver. Ne diyor biliyor musunuz? Üstümde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. Ne zaman? Çok yakın. Çok yakın.
O yüzden vasiyetini yaz dedi. Vasiyetimi web sayfama koydum. Web sayfama. hayatiinanc.com. Instagram'da takip ediyorum falan filan, onları geçin. Onlar medyatik işler. Benim sayfam bu. Not defteri gibi bir şey. Vasiyetimdir. Aç. E ne var burada? Şöyle bir başlık var. Tavsiye ettiğimiz kitaplar. Sadece oraya kitap ismi koymak yani. Abi sadece kitabı koymadım. Tıkla göreceksin. Kitabı oradan açabiliyorsun. Oradan okuyabiliyorsun. Öyle koydum yani. Masraf yok. Şöyle dua et. Ya Rabbi hocam ölürken gülsün. Gülerek ölsün. Çocuk da bir meraklı. Neden dedi. Son gülen iyi güler dedim evlat. Ondan. Son gülen iyi güler. Mesele giderken gülmektir. Ne dedi şair? Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Mesele bu dünyadan ayrılırken tebessüm ederek, sevinerek, oh be kurtulduk diyerek gitmektir. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, sana batış görünür fakat o bir doğuştur. Kabir canı kurtarır benzerse de zindana. Hangi tohum bir yere ekildi de bitmedi, insanda bir tohumdan gelmedi mi meydana? Birbirinden önemli mesajın verildiği dinleti sonrasında İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yazar Hayati İnanç'a çiçek vererek teşekkür etti.